Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün küçük bir çanta hazırlayacağız. Ben parçasını tamamladım, ölçüsünü yapalım. Bu arada ipim merserize ama naylon katkılı. Tığımda 2,5 numara, şöyle yapalım. Ölçüsünü hemen veriyorum. Şuradan boy olarak ölçüyorum. Sıra olarak da vereceğim. 44 santim uzunluk. Ende 16 santim. Şöyle göstereyim. Boyunu ölçmüştük. 44. 44 ile 45 arası. Basit bir çantamız hanımlar. Şöyle yan tarafını hazırladım, bir tanesini. Uzun bir ip bıraktım dikmek için. Şimdi size şu tabanını hazırlayalım. İlk büyük parçamız için 24 zincir çekiyoruz. Şu ucunu çakmakla yakmayı unutmayın. Tabii sizin naylon katkılıysa. Koton değil arkadaşlar. Merserize ve biraz da naylon var içinde. Biraz sert ip. Yani makrame ipe yakın. Şimdi 24 zincir çekiyorum. İlkini her zamanki gibi kullanmıyorum. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Sökülme olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu arada düğüm çıkıyor. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tam bu ölçüde yapmak isterseniz 24 zincir çekin. Ama ipiniz daha ince ise daha fazla çekebilirsiniz hanımlar. Şurada düğümlenmiş. Hemen ikinci sık iğneyi yapıyorum. İkinci zincirden ilk sık iğnemi yaptım. Sırasıyla sık iğne olarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Tek tek zincirlerime sık iğne yapıyorum. Uca kadar. Sıra başına geldim. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Şöyle almıyoruz hanımlar. Alttan alıyoruz. Benim alış şeklim böyle oldu. Örgüm daha düzgün çıkıyor. Bütün örgümüz bu. Sık iğne olarak. Bu sıramı da tamamlayacağım. Kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim size. 45 santim uzunlukta. Tabii ipin kalınlığına göre değişecektir. Sıralar. Ama siz aynı boyda yapacaksanız ona göre ip seçiminiz, tığ seçiminiz aynı olsun hanımlar. Sık iğne olarak bütün örgüm
farklı bir şey yok. Son uca da battım. Evet. 45 santim. Sıra olarak da bu ipimle 66 sıra örmüşüm hanımlar. 66 sıram 45 santim yaptı. Dediğim gibi bu kalınlıkta ipiniz olursa. Eğer ipiniz daha ince ise 66 sıradan daha fazla yapacaksınız. 45 santim olana kadar öreceksiniz. Şimdi bunun başlangıcı böyleydi. Evet, kameramız önümüzde. Şimdi yan bantlarını hazırlayacağız şu şekilde. Birini bitirdim, diğerini başlayalım. Yan bantlarını başlayacağız. Yan bandı için 25 zincir çektim ben. İlkini saymıyorum. Her zamanki gibi bu polyester iplerde kayganlık oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İkinci sık iğneye batıyorum. Bunu da sık iğne olarak hazırlıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimi öreceğim. Başa kadar örelim hanımlar. Toplamda 24 sık iğnem var. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen ilk baştan 24 sık iğnemi 1, 2, 3. 3 sıra öreceğiz hanımlar. Bu sıradan sonra bir sıra daha öreceğim. Yan bantlarım bitmiş olacak. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde bu sıramı da böyle öreceğim ve ipimi dikiş yetecek kadar bırakacağım. Yan bantlarımız da hazır. Şimdi kordonumuzu da göstereyim. Bir, 2, 3. 3 zincir çektim. İlk zincirimi kullanmıyorum. Hemen ilk zincire battım. Çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi ilk başlangıcımı şuraya batıyorum hanımlar. Çektim. Sıkı yapmayın, gevşek yapın. Bakın şimdi bunun ikisini alıyorum. İkisinin arasından tığımı geçirdim. Çektim. Bu şekilde sabit duruyorum ama örgümü çeviriyorum. Yine ikisini, bakın ikisini aldım. Çektim. Tekrar örgümü çeviriyorum. Yalnız alırken
Şurada alırken böyle zor olacak size. Çünkü çift alıyoruz. O yüzden normal sık iğne örerken tığın başına doladığımız gibi alalım. Tekrar örgümü çeviriyorum. İkisinin arasından geçtim. Çektim, ikisini aldım. Örgümü çeviriyorum. İkisinin arasından çıkardım, çektim. Bu şekilde hanımlar, çok basit ve güzel bir kordon. Evet, bakın şöyle. Örgünüzü çeviriyorsunuz. Şu ikisinin arasından ipimizi çıkarıp bir kere de çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. İkisinin arasından geçirip tığımızı, ikisini bir kere de çekiyoruz. Kordonumuz bu şekilde hanımlar. İstediğiniz boyutta örelim. Daha sonra çantamızı dikeceğiz. Çanta sapımı hazırladım hanımlar. İstediğim boyuta getirdim. Yanlarımız da hazır. 18 santim şurası. Buraya da ölçüyoruz. Ona göre işaretliyoruz. Ya işaretlemeye de gerek yok. Çünkü şuradan başlıyoruz. İsterseniz tığla da yapabilirsiniz ama ben iğneyle yapacağım. İp kalın olduğu için belki biraz kaba durur. Şu şekilde sarma olarak dikeceğim hanımlar şöyle. Şunu içeri de alalım. Şöyle katladım. Şuradan böyle yapıyorum. Sırasıyla gideceğim. Şöyle tutun isterseniz. Şu şekilde. İlmek atlamadan şuraya kadar dikiyorum. Alt taban kısmına gelince şu şekilde, bakın zaten 1-2-3 sıra. Şöyle yukarıdan diktiğimiz gibi aşağıdan da devam ediyoruz. Şimdi diğer yan tarafı. Şöyle göstereyim hanımlar. Şurayı diktiğimiz gibi burayı da dikelim. Bu şekilde. Şöyle geldim. Yukarı doğru çıktım. Yan tarafı bitti hanımlar. Şimdi diğer yan tarafını tamamlayacağım. Burada yaptığımın aynısını. Şurada ipimizi de düğümleyip gizleyelim. Evet. İpimiz şimdilik şurada dursun. Şimdi diğer tarafını da ben tamamlıyorum. Şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle diktik hanımlar. İki tarafını da.
Şimdi bu kenarlarımızın düzgün olması için kaydırma yöntemiyle gideceğiz. Şöyle bir zincir çektim, biraz uzun bıraktım ki içini saklayalım. Şuradan herhangi bir yerden şöyle bir önce bağlayalım, bir kaydıralım. Şimdi şu, bakın şu kısımları, şu delikler belli. Biraz gevşek tutuyorum. Şunu içeri alıyorum. Şu şekilde kaydırıyorum. Evet, alamadım. Bu şekilde alınmıyor. Şöyle alalım. Bakın şöyle başak gibi çıkacağız yukarı doğru. Tek tek kenarlardan alıyorum hanımlar. Her döndüğümüz sık iğneyi. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurayı göstereyim. Şöyle daha düzgün olacak. Şimdi ben şuraya kadar gideyim. Köşeye geldik. Şimdi köşede dönerken gevşek tutuyoruz, kasmasın. Bir zincir çekiyorum köşede, aynı yere batıyorum. Bakın, batamadım. Evet, şimdi bunu kaydırıyorum. Şimdi ortaya kadar götüreceğim örgümü. Sıkmayalım ki kasmasın, toplanmasın örgümüz. Evet, alamadım. Gevşek alıyorum. Bakın hanımlar. Şimdi şunu ayarlayacağız. Ben de şöyle bir tahta düğme. Şöyle ortaladık mı? Şöyle bir ortaya getirelim. Evet. Ortaladığımızda arada 1, 2, 3 sık iğne ya da 2 tane sık iğne bırakalım. Şöyle ortalayalım. Şöyle ben bir ip takmam lazım. Evet, bayağı uzun bir ip buldum. Şu olsun. Şurası tam ortamız olsun. Şuraya ipimizi taktık. Şimdi bu ortadan bir tane burada bırakacağım. Ortanın yanında bir sık iğne bırakacağım. Yok, pardon. Şunu öreceğim. Evet, tam ortada mavi ipimi taktım. Şurada gözüküyor mu? Mavi diye gözükmeyecek. Şöyle yapalım. Evet. Bakın. Tam yandaki sık iğneye geldim. Burada bir,
2, 3. Düğmemize göre sık iğne çekelim. İlik yapacağız. 3, 4, 5, 6. Şöyle baktığım zaman 6, 7. İpim kalın olduğu için ve düğmeye göre dediğim gibi 7 tane çektim. Sadece şunu bırakıyorum. İp taktığım yeri bırakıyorum. Yanındakini. Yani ortada bir sık iğnemiz var sadece. Evet, iliğimizi ayarladık. Bundan sonra kaydırma şuraya kadar şöyle dönüp şu köşeye kadar hanımlar gidiyoruz. Tahta düğümümü diktim hanımlar. Şimdi çantamızın sapını dikeceğiz. Şöyle kendime göre ayarladım. Bir içeriden bir dışarıdan tutturacağız. Birkaç defa iğnemizi geçirerek sağlamlaştıralım. Yeterli. Zaten içinde ağır şeyler olmayacak. Şöyle. Evet. Diğer tarafını da şuraya dikeceğiz. Çantamız tamam olacak. Çantamızın sapları da dikildi hanımlar. Çok şık oldu. Şimdi bitmiş halini de ölçelim. Şöyle kapattık düğümümüzü. Boyunu ölçüyoruz. 19 santim. Enini ölçelim. 16 santim de eni var. Buna yakın bir kumaşım olsaydı astarını da hazırlayacaktım. Ama şu anda mevcut değil. Evet hanımlar, çantamız bu. Sevgiyle örün, sevgiyle kalın, hoşça kalın.